Benim adım Sevgi Fırat. 15 yaşındayım. Almanya'da doğdum, Almanya'da büyüdüm. 2 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Annemle kesin dönüş yaptık Türkiye'ye. Ben gitar dersi aldım, piyano dersi aldım, flüt dersi aldım. Şarkı için, sesim için hiç ders almamıştım. Kendi kendime şarkı söylüyorum. Bugün için çok heyecanlıyım ve umarım 3 evet alabileceğim jüriden. Hoş geldin Sevgi. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Ankara'dan. Kaç yaşındasın? 15. Maşallah. Boyun kaç? Boyun kaç? Bir. Bilmiyorum. 1.70'in üstünde mi? Evet galiba. Nasıl? Öyle görünüyor değil mi? Ben mi yoksa uyduruyorum buradan? 1.65-1.70 arası işte. Evet. Daha fazla değil mi? Nasıl? İsmail annem, sen kaçsın? Ailen bilmiyor mu? Annem burada. Ha? Yanında dur bir. Ağlıyor musun? Dur. Allah. Dur. Bir kaç? Anne. 1.60. Mümkün değil. Sen miydin ha? Yoksun. Tamam işte bizim İsmail. Tahmin ediyorum. Dön böyle dön. 1.60 küsur. Ben de bu işi biliyormuşum. Yani. İsmail 1.73. Ölçmedik. Tamam, teşekkür İsmail. 66. Çok güzel bir fiziğin var bir kere. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Teşekkürler. Gerçekten. Allah bağışlasın. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ses tonu yani bu kadar oturaklı aslında çok az olur. Çünkü tahmin ediyorum ki daha hani ince, daha böyle zayıf çıkar diye düşünüyorum. Zaten kaç yaşında başlıyorsunuz ki yani şarkı söylemeye belki de bilemiyorum. Senin sesin sanki oturmuş yani 18'in üstünde gibi geldi kulağıma. Detone olmadın. Başarılı buldum. Teşekkürler. Eser. Şahane yani izlemek büyük bir keyifti yani. Çok çok güzeldi. Tek çocuk mu? İki büyük Almanya'da. Almanya'da? Evet. 27 ve 23 yaşlarındalar. Maşallah. Sizin çocuklarınız mı? Benim. Gururla. 27 yaşında. Evet. Maşallah. Zehra'nın yaşındasın. Evet, Zehra ile yaşıt. Evet. Hangi ay? Ocak.
Zehra da Ocak. 6 Ocak. 15 Ocak. Sen Almanya'dan mı geliyorsun? Ya yok, aslında Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ama 2 yıldır annemle Türkiye'de yaşıyoruz, Ankara'da. Kesin dönüş yaptık beraber. Evet. Türkçeyi de yeni öğrendi daha. Kocayı boşadınız geldiniz galiba. Belli. Hareketlerden mi? Aynen. Kocayı boşayıp gelmiş. Kızları bıraktınız orada, küçüğü alıp geldiniz. Kızlar kendi yollarını çizdiler artık. Büyükler, bu kaldı elimde. Eyvah. Hemen de bozulursunuz. Aynı. Ya bu kaldı elimde derken o Almanca'daki buyla Türkçedeki bu aynı değil. Evet. Yani bir tane sarılabileceğim dayanağım, evet, yavrum. O benim biricik yavrum demek istedi. Öyle mi? Şu an biricik mi? Yavrunuz yani. Elinizde ne kadar güzel kalmış. Öyle olmasa ne olur? Allah Allah. Bu annelere şey olmak, böyle diklenmek de ne oluyor? Küserim. Hayır, öyle bir şey yok. Hülya Hanım beni çok iyi anlar. Zehra da bazen yapıyor. Allah Allah ya, böyle tırsıyorum resmen. Ama sorma. Rüşt yapıyor bana. Tam diklenecek çağda ama ya. Tam diklenecek çağda da o yüzden sanki kendimi görür gibi oldum. Ne var? Aynen. Bu diyebilir anne. Ne var bunda? Bilmiyorum. Peki. Biz oylamaya geçelim artık yavaş yavaş. Anne de orada çok mutlu. Hazır öyle. Eser? Evet diyorum ben. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Ben de evet diyorum. Üç evetli oluyoruz. Çok teşekkürler. Cemre Delen. Evet. Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Ben aslen İstanbulluyum ama İzmir'den geliyorum. Peki. Kaç yaşındasın? 19. 19. Hı-hı. Peki. Ne yapacaksın akşam? Şarkı söyleyeceğim. Elindekiler? O müziğimi yapacağım. Aa. Evet. İlginç bir şeyler mi olacak? Bakalım. Peki. Ben de merak ettim şimdi. Tamam. O zaman sahne senin. Daha önce yapan birileri var mı diye de sen mi buldun? Ben bir filmde gördüm. Hı hı. Denedim. Ve yaptın. Evet. Yaptın yani. Değişik bir şeyle karşı karşıyayım ama hani bundan sonra yapacağın diyelim ki geçtin. Aynı şekilde mi devam edecek? Aslında şarkı söylemek yani ses üzerine katıldım ama yanında hani müzik olarak da bu şekilde ilginç bir şekilde hani denemek istedim. Hı hı. Sesi de tabii böyle tam algılayamıyorsun açıkçası. Tabii. Yani mecburen oraya gidiyor aklın falan falan ama tabii ki ortalığın biraz üstünde düşünüyorum. Eser? Müthişti bence ya. Teşekkürler. Valla şeyden müthişti.
geri buraya normal şarkı söylemeyi tercih etmem. Böyle bir şey yapma. Şöyle bir şey yapabilir misin atıyorum diğer türlere geçersen? Böyle yani kalabalık gelip ritmi arttırıp böyle bir coşsa falan. Gelecek turda tabii ki kalırsam daha farklı, daha güzel şeyler olacak. Ben çok yeni buldum, çok güzel buldum. Harika. Teşekkür ediyorum. Yani. Vallahi çok bayıldım. Böyle yeteneklere ihtiyacı var ülkemizin gerçekten. Ülkemizin müziğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde böyle ritimler şart. Evet, yani ben yalnız Eser'in dediğini çok doğru buluyorum. Eğer ikinci tura geçersen kesinlikle hiçbir yere gidemezsin bu şekilde. Hani tam ilk turluk bir performans gibi geldi bana. Jüriyi yakaladın yani. Ama ikinci turda ya toplu bir şey yapacaksın ya... Belki de daha da gelişecek. Ya da kendin bir şarkıyı öyle bir söyleyeceksin ki herkes bayılacak, bilemiyorum. Peki, oylayalım. Evet diyorum ben. Teşekkürler. Yani değişik. Yani bilmiyorum ne yapmam gerektiğini ama hayır denecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Evet diyorum. Teşekkürler. Ben ikinci turda çok daha fazla çalışman gerektiğini düşünüyorum. Uyarı anlamında olsun benimki. Ben hayır diyorum. İki evetle uğurluyorum seni. Teşekkür ederim.